Türkiye'de vallahi bu yani yönetimden nalat olsun ya. Asıyorsa alsınlar beni aman abi. Yok, sıkıntı yok. Yani asacaksa alsın zaten. Vermediğimiz bir canımız kaldı ya. Yeter ya. Vallahi yeter. Billahi yeter ya. Ben yemin ediyorum ben 45 yaşındayım. 6 sene önce vallahi ben çalışıyordum bir yemeğiyle vallahi diyorum. Ben bir tüp değiştiriyordum. Mutfak tüpü. Bak vallahi diyorum. Evimin bir haftalık zebzesini alıyorum bir yemeğe. Ben namusum üzerine ben bugün bir yemeğe bir tüp değiştiremiyorum ya. Bir tüp ya. Daha biz nereye gidiyoruz ya? Gaz biz daha aman akoyim. Almış başını gidiyor. Sen İstanbul'a gidiyorsun, Afganların, Pakistanların, Suriyelerin. Ya Van'da ben kendi Van gibi bir yerde vallahi dolaşamıyorum. Hep Suriyeli. Adam oraya halep kestane, halep çerez. Ben buraya yazdığım örnek diyorum. Serok çay ocağı. Benim götüme kazı çakalar ya. Ya özür dilerim. Senin Suriyeli burada ne barındırıyorsun kardeşim? Afgan'ı ne barındırıyorsun ya? Önce sen beni doyur. Ben sana askerliğimi yaptım. Ben sana vergimi verdim. Ben sana hayatımı verdim. Ben bunun için atam, dedem, komple. Ya Türkiye için biz varız ya. Biz bu güzel memleket için varız abi. Sen memleketini çok mu seviyorsun? Kavas, siktir git memleketine la. Sen burada, ya vallahi ben ciddi. Sen burada ne işin var? Ne işin var abi? Savaş mı? Ha amen, Allah razı olsun. Sana kapıyı açtı. Sana yardımda bulundu. Ben senin Türk vatandaşı olarak sen bana 1 lira sosyal destek vermediğin halde her bir tane Suriyeli şerefsen sen 1000 lira maaş veriyorsun ya. Bunun kimi parasını veriyorsun? Sen benim paramı veriyorsun ya. Benim param. Ben hakkımı sana helal etmem. Çoluk çocuğumun hakkını sana helal etmem. Çıktı dedi ki ben size sesleniyorum milletim 3 çocuk. Ola ben dedim Tayyip Erdoğan demiş 3 ula ben 6 tane yapacağım. 6 tane yaptım ben muhammına okuyayım. Ben kim bakacağım çocuklara? Yapması mesele değil de bakması sıkıntı. Sen söyle bak ben şu an sana 400 tane çocuk yapayım. Yapmaz çok kolaydır. Buna bakmaz zordur. Ha bunu da yayınla. Vallahi ya, inşallah bir 6-7 ay cezaevi yatarım ya rahatlarım ya yeter. Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomisinin namına koyumdur. Hele emekliyiz. Ekonomikten kim memnun ki? Ekonomi nedir? Yoksa bak şu göğsümüze bak. Biz ülkücüyüz. Amına koyun bunun ekonomisinin de nalet olsun. Neden böyle oldu abi? Siz yaşça da daha önceki dönemlere, hükümetlere hakimsiniz. Ya hakimiz ama ne anlatayım ki? Bunun yaptığını hiçbir hükümet yapmadı abi. Belediye başkanıyken böyle etti. Yüksükten başka varsa bir tane dedi hesap soracağım dedi. Şimdi dünyanın 6. büyük zengini sorma bana ya. Ha, açıklıyor zaten bu şeyi açıklıyor. Kelime açıklıyor yani. Ha. Siz daha önce MHP'ye oy attınız. Ben ömrüm boyunca MHP'ye rey verdim. AK Parti'ye ben götürüp de bu reisi cumhur diye vermem ben bu adama. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Şeye veririm, MHP'ye veririm vardı. MHP'den şaşmam. Kesinlikle şaşmam. Ama bu adam reisi cumhur bir kırmızı çizgimiz kendisi geçsin versin Devlet Bey. Abi ekonomi bizi bitirdi kurban ölümü. Benzin alamıyor abi rahat gezemiyor ne. Neresi memnun abi bu başımıza kilmezse bu memleket araya gider abi namusuma. İktidardan ötürü mü bu hale geldi ekonomi diyorsun? Abi ya kurban olayım böyle miydi abi 5 milyonluk benzin aldım mı namusuma ben memleketi gezirdim. Şimdi 5 milyonluk benzin diyeyim adam bana tokat veriyor git oğlum diyor ne lan 5 milyonluk benzin mi kaldı diyor. Benzin litresi olmuş 20 milyon abi kurban olayım. Neden böyle oldu sence? Abi başımızdaki adam yani millet ona verdikçe de daha böyle olacak yani ayıktın mı abi? Tapırlar abi adama. Adama tapırlar abi. Gitsin başkalarına oy versinler namusuma. Memleket yani şey oluyor yani abi normal evler. Adamlar diyorlar ki bir mevzu oluyor. Bir şey soruyorlar. Hemen oradan telefonunu çıkar diyorlar. Telefonla ne alakası var ki bu şeyin yani. Başımızdaki de artık yani insin abi. Başımızdaki bizi soydu bitirdi abi namusuma cebimde. Sigaram yok. Sigaram milletine sigara istiyor. Ülkeyi mahvettiler. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış. Allah yardımcın olsun herkesin. Adam arkadaş o gün görüştüm 1,5 milyar evine fatura gelmiş elektrik faturası. Yani bu nasıl olacak şimdi ben soruyorum sana. Sana verdiğini alıyor işte elektrikten götürüyor. Olan işverenine çalışan oluyor şu an. Maalesef ezende şahit artık bunlara sövmekten yanlış anlamayın bıktım. Her gün de sövüyorum bunlara. Yazık kardeşim bu insanların ne günahı var ya. Biz hangi şeyde yaşıyoruz ya. Yavur bunu yapmıyor ya. Nasıl düzeltilebilir peki? Abi şu an çok zor. Bu ülkenin ekonomisi çok zor şu an düzelmesi. Atatürk ne demiş? Bizim emanetimiz gençlerdir. Sen gençliğini aç bırakırsan, sen gençliğini darbelerle, Amerika'nın emperyalist düzeniyle, İsrail'in bilmem neyiyle yetiştirirsen, sonuçta nesil buna gelecektir. Bunu hangi hükümet gelirse gelsin düzeltemez. Ya önce halkla bir bütünleşeceksin. Halkın içerisine gireceksin. Burada tencere kapağı çaldırmakla, helalleşmekle, şundan bundan bu işler olmaz. Olmaz kardeşim.
Ekonomiden memnun musunuz? Vallahi memnunum diyen varsa böyle bakacağım, bekleyeceğim onları. Memnun değiliz şu an için. Millet artık yiyecek ekmeği 4'e bölüyor, 8'e bölüyor yani. 8'e bölüyor, bir yerlerden kısmaya çalışıyor. Yani kısmamamız gerekiyor normalde. Abi ikinci işte çalışmaman gerekiyor. Yani senin bünyen 24 saate odaklı. 8 saat uyuyacaksın, 8 saat çalışacaksın, 8 saat ailene vakit ayırman lazım. Senin 16 saat aralıksız 18 saat mesai yapmaman lazım. İkinci iş kovalamaman lazım. Okurken çalışmaman lazım. Kendi ailesinin evinde okuyan bile çalışmak zorunda kalıyor. Okulda nasıl, sınavlarına nasıl çalışacak? Derslerine nasıl çalışacak? Kitap alacak parası yok ya. Bir kitap olmuş 500 milyon. Çıkıyorlar diyorlar ki 1000 lira verdik. Burs 2000 lira oldu. Ya kardeşim 1000 lira yapıyorsun da iki kitap parası 1000 lira. Bunun bir öğün yemeği var. Bir öğün yemek şu an nereye giderseniz gidin. Döner, ayran 28 lira. İki öğün yeseniz 56 lira. 20 gün yeseniz 1000-1500 lira yaklaşık yemeğe. Sadece yemeğe veriyorsunuz. Ulaşım olmuş 7 lira. Peki neden böyle oldu sence? Neden böyle oldu? Gelenler çaldı, çırptı. Ben yiyeyim baba, benim adamım gelsin, benim şakşakçım gelsin, benim şeyim gelsin. Ondan sonra şurayı satayım, burayı kurtarayım, şurayı da satayım, burayı da özelleştireyim, burayı da özelleştireyim. Şimdi elektriği özelleştirmişler, içeride çalışan mühendis arkadaşlarım var. Bir ihaleler dönüyor, aklınız hayalin bulunur. Bir viraneyim, her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Dağıldınız mı gerçekten? Gerçekten dağıldık. Ekonomiden ötürü mü peki? Sayılır yani, sayılır. Nasıl yani şu an geçim şartları? Vallahi şu anda şeyin standardın üzerinde yani. Yani üzerinde derken, yani yabancı dil bilmek lazım yani bunu şey yapmak için. Evet. Anlatabildim mi? Ne kadar maaş alıyorsunuz aylık? Vallahi aylık 7000 lirayı buluyor ya. Geçinebiliyor musunuz? Fiyatlar nasıl? Geçinemiyoruz. Şu anda kafamız da güzel. Ateşler öyle. İşin gerçeği yani. Yayınla abi bunu da. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönüp de muhalefet tarafından millet aç denildiğinde bile çıkıp açları siz doyurun diyebilecek durumda. Hani bundan ne ümit bekliyoruz ki bilmiyorum. Peki gelecek kaygısı yönünden nasıl düşünüyorsun? Yani geleceğini kurmayla ilgili çekincelerin var mı? Tabii ki. Ne ufukta bir evlilik hayali var, ne geleceğe dönük akademik bir kariyer düşüncesi. Çünkü hani akademik kariyerimi ilerletmek istiyorum ama okuyacak gücüm yok. Çünkü ekonomik olarak o kadar düşük durumdayız ki. Kendimi okumak için bile hani güç sağlayacak durumda görmüyorum. Çünkü çalışacak bir iş bulamıyorum. Şu anki ekonomik iklimin kötü olduğunu söyledin. Nasıl düzeltilebilir? Bunun için iktidarın değişmesi lazım. Yönetimin el değiştirmesi lazım. İktidar değişikliği peki bunu yani kesin kes çözecek mi bu sorunu? Belli bir zaman aşımına ihtiyaç vardır. İktidar şu an doğru düzgün bir insan gelse en azından 20 yıl gibi bir süreye ihtiyacı var. O kişinin bunu başarması için. Ve Türk halkının da biraz daha değişmesi lazım. Kafa değişmeden ideoloji değişmez. İdeoloji değişmeden yönetim değişmez. Yönetim değişmeden hiçbir şey değişmez. Yani din devlet işine karışmamalı. Onu karıştırıyorsan zaten ülkeyi koyunlaştırıyorsundur. Okumak şarttır. İlim şarttır. Öğrenmek şarttır. İnsanlar her şeye kapalı bakarsa ne yapacağız ki? Yani mesela şu an sokakta halkı açlıktan intihar ediyorken senin eşin çıkıp televizyonda avokadoyu kurutup yiyin diyemez. Bu ne Müslümanlığa sığar ne başka bir dine sığar. Hatim etmiş bir insanım. Arapça da biliyorum, beş dil biliyorum. Yani dediğim gibi yok, Kur'an'da da böyle bir şey yazmıyor. Senin halkın sokakta açlıktan ölürken sen çıkıp avokadoyu kurutup yiyin diyemezsin. Bunun hiçbir dinde yeri yok. Ben devlet memuruyum, ikinci işi yapıyorum. Şimdi gençlerin hepsi bak geziyor sokakta bomboş. Bir çalışan var mı? Hepsi boş, iş yok, güç yok. Diyorlar ki fabrikalar işçi arıyor. Göstersinler arayan bir fabrika işçi. Şu fabrika işçi arıyor da çalışmıyor desinler. Şimdi biz bazı vatandaşlarla röportaj yaptığımız zaman da iş çok ama yeni nesil Z kuşağı beğenmiyor diyor. İş beğenmiyorlar diyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Z kuşağı bunları götüreceğini bildiği için şimdi bunlara beğenmiyor, iş beğenmiyor hesabı yapıyorlar. Z kuşağı herkesten akıllı. Senden benden akıllı. Onlar neyin ne olduğunu biliyor. Herkes üniversite okumuş. Kendiler gibi ilkokul, ortaokul diplomasıyla bir şeylere gelmiyorlar. Ben de üniversite mezunuyum ama
Ben onlara kadar olamıyorum. Benim çocuklarım da üniversite mezunu oluyor. Ben onlar kadar yetişemiyorum. Ben bitiren üniversite 26-27 yıl olmuş. Bunlar daha dün bitiriyor.